Taburcu olabilirsiniz. Eyvallah, o zaman biz kaçalım yani. Bir böyle burada durmanın anlamı yok. Benim burada terlikler vardı, ayakkabı terlikli giydiysem. Nerede onlar abi? Ne bileyim ben. Aslan abi, şükürler olsun. Çok iyisin değil mi abi? Ulan Beşer, kusura bakma be yavrum be. Sana da bir ton eziyet ettik ha. Yalnız seni rüyamda çok acayip gördüm. Çok acayip gördüm ya. Hiç önemli değil Aslan abi. Yeter ki beni hamamda görmesen. Ne diyorsun lan? Kopta gel. Kendine dikkat et. Hadi doktor çıkın dedi. Git abine bir terlik ayakkabı bul. Nerede oğlum benim terliklerim? Evet abi, hemen gidelim. Aile meraktan patlıyor. Abi kaza oldu ya. Biz terlikleri orada unuttuk. Ya git bir şey bul ayaklarıma. Gözünü seveyim. Motoru üşüteceğim şimdi. Yere basamam ben. Hadi. Birader. Gel. Hemşerim, bize bir çift terlik lazım. Acil. Şüş hemşerim, ben ayakkabı mağazası tezgahlarına mı benziyorum be? Yok, benzemiyorsun ama daha çok hıyara benziyorsun. Ya bize bir çift terlik lazım ha. Sana da abine de koskoca borçlu kademe faye hıyar ha. Sen bittin lan, pazar köşedi. Alo. Lan boşver Faik, ne yapıyorsun lan? Aslan, kral tertemim, aslan kralı. Benim asker arkadaşım ya, kantinci boşlaktır Faik be. Vallahi çok geçittirdin bana. Benim çırak, çırak. Oo, memnun oldum. Dükkanım var, pet shop, hayvan mayvan üstüne bir şeyler açtık evlendikten sonra. Hayrola, geçmiş olsun. Ya küçük bir kaza geçirdik evin önünde de benim terlikle ayakkabı nereye gittiyse onun yüzünden yapıştı çocuk sana. Çok kraldır ha. Askerde ekmeğe yenirdi, kantincidir. Yemin ediyorum bir kaşar keserdi beşer. Önünde Hacivat Karagöz oynatırdın. O kadar ince keserdi yani. Kankam benim be. Bize güzel bir ayakkabı terlik yapsana ne olur be. Ya ne terliği, aslan tertibim benim. Ben şimdi sana tekerlekli bir sandalye ayarlarım. Nereye isterseniz oraya götürürüm, tamam mı? Allah razı olsun. Aman aman, uygulama vardır. Çevirmeye denk geliriz. Biraz dikkatlisin. Ulan aslan, hiç değişmemişsin ha. İşin gücün makara kukara. Hemen getiriyorum. Ay anam, ay başımıza gelen ya. Hangi alçak çarptı benim aslan abime? Ben çarptım. Kaynana damat arasında olur böyle şeyler. Çok da şey yapmamak lazım. Allah'ım Allah'ım. Sonunda ezdin adamı değil mi? Ay abartıyorsunuz be. Azıcık vurdum. Evet ya. Araba en fazla yürüme hızındaydı canım. Adama bak ya, yürüme hızında diyor. Sanki at gibi yürüyor. Ben bile karıma at hızında vurmuyorum yani. Adam hastanede hala konuşuyor. Ben babamı özledim ya. Yani abartıyorsunuz. Yani azıcık vurdum diyorum, anlamıyor musunuz ya? Anne, aslan arabayla çarptın. Demir adam olsa ne olur? Abartma. Yani şöyle bir dokundum. Yani sert değildi. Duyan da dirseğinle dokundun zannedecek. Pes yani anne. Ayol, aslana bir şey olmaz. Aslan gibi adam ismi üstünde. Yani fiziki olarak ona bir şey yapmaya olanak yok. Yani fizik olarak tamam da beyin olarak yeterli değil. Hadi bak, belki bu kazadan sonra beyni de çalışmaya başlar. Ama nasıl şu? Helal olsun anne ya. Bu durumda bile gülüyorsun ya. Ay evet anneanne ya. Ay ne oldu acaba ya? Doktordan da ses gelmedi. Sorsak mı acaba? Kendine gelmiş midir? Baba! Anam, tekerlekli sandalyesine kurban oldu. Benim Aslan abim sakat kalmış ya. Babacığım, ne oldu? Baba! Yüzümden sakat kalmış. Ne sakat? Hastanede sakat. Onu. Evet, ben yani hani. Ya babacığım ya. Aslan, durumun çok mu kötüymüş? Baba, babacığım benim, yarım babam, part time babam. Ne diyor lan? Ne takatı? Tabii. Ya baba ya. Lütfen, tamam.
üstelemeyin. Bazı şeyler olabilir. Tamam, bunlar da gelip geçicidir. Rahat olun. Her şey kaderdir. Hiçbir şeye inanmayın kızlar. Gönlünüzü ferah tutun, babanız bunu da aşar. Allah. Adım benim yüzümden sakat kaldı. Ya ne sakatı ya? Yani diyorlar ki sakat kaldı diye yani biliyorsun. Anlatayım. Anam gitti. Dağ gibi ana verdi gitti ya Golan tepesinden. Kaldı şu sandalyede ya. Vallahi bilerek yapmadım. Yani yemin ederim kazayla oldu aslan. Önemli değil biliyor musun Valide Hanım? Hiç önemli değil. Hem ne demiş atalarımız? Kaderimse çekerim, çilemse alırım, yürürüm aga ben. Kalkıyorsunuz sana bizim. Bir yangına geldim pardon. Benim Aslan abim hep böyle sakat mı kalacak doktor? Doktor mu? Yok abi ben doktor. Doktor diyor abicim yani bizimkiler bir insana baktığı zaman anlar. Büyük avantaj var. Sen benim dediğimi dinle. Büyük avantaj mı? Büyük. Tamamdır abi sen hiç merak etme. Tamam. Zaten burada doktorlarla takıla takıla az buçuk doktor oldum sen. Efendim, şimdi bu adamın yaşaması bile bir mucize. Tabii. Aslan Bey'i kurtarmak için Baytar bile çağırdık. Ya. Baytar mı? Evet, Baytar çağırdık önce. Adamcağızın yüreği serçe gibi böyle pıt 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 atıyordu. Ne yapacağımızı bilemedik. Ancak şu an durum kontrol altında. Kaza sonucu parçık pinçik olan tarak kemiğini ameliyatla alıp yerine civata koyduk. Bakın bu haber ağır. Metin oğlu. Hatta Ali ile Feyyaz da oldu. Hastanın omuriliği çarpmanın etkisiyle fısmış. Belden aşağısı tutmuyor. Yukarısının ise yüzü tutmuyor. Niye? Çünkü utanıyor bu hastalığından. O yüzden hastamıza iyi bakın. Hatta kendisi çok zor bir dönem geçiriyor. Aman yardımcı olun. Aslan! Bir dakika Mehmet. Ona ben bakacağım. Ben ezdim. Ben iyileştireceğim. Kendi ellerimle bakacağım. Sağ ol annem. Sağ ol, sağ ol. Eksik olma. Benim leğen kemiğimi yerine getir. Paça suyu içir bana.